Merhabalar sevgili izleyenler. Mudanya GNTR kameralarından herkese sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yerel İmza programında bugün Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sayın İpek Demirtaş'la birlikte olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim izleyenlerimize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Gerçi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak sizi tanımayan çok az insan var ama belki vardır. Kimdir İpek Demirtaş? Ben 1964 yılında Mudanya'da doğdum. Doğma büyüme Mudanyalıyım, ailem Mudanyalı. Evliyim. İki tane evli kızım var, dört torunum var. Ahmet Rüştü Lisesi'nde okudum. Sivil toplum örgütlerinde çalışmayı çok seviyorum. Bu yüzden işte Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin de kuruluşunda bulunmak istedim arkadaşlarımla. Böylece yola çıkmış oldum. Evet, böylece yola çıktınız ve epey de bir yol kat ettiniz. Ama Kadın Meclisi'nin yapısından da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Kadın Meclisi nedir, kimlerden oluşur, neler yapar? Benim en büyük şansım bu Kadın Meclisi Yürütme Kurulu oluşturulurken Sayın Soyer Başkanımın bana bunu bırakmış olmasıydı. Kadın Meclisi siyasi parti temsilcileri, dernekler, muhtarlar, STK'ların temsilcilerinden oluşuyor. Yine benim söylediğim gibi en büyük şansım ben siyasi parti temsilcilerinden ve derneklerden oluşturmayı uygun gördüm ve çok doğru bir harekette bulunduğumu anladım. Siyasi parti temsilcileriyle birlikte kurduğumuz bu kadın meclisinde bize bütün kapılar açıldı. Çünkü siyaset üstü bir iş yapmaya başladık. Çok da olumlu tepkiler aldık. Kadınların bütün ihtiyaçlarını diyeyim, yani mağdur kadınlar, şiddet görmüş kadınlar, kadın, genç ve çocuklar bizim için öncelik oldu. Ve daha çok kadınlara yönelik her türlü etkinin içinde bulunmaya çalışıyoruz. Evet, böylelikle de sanırım siyaset üstü dediniz, Mudanya'da olmazları oldurdunuz. Evet, yani ona bir başarı imzası diyebilirim. Siyaset üstünü yakalamak bazen çok zor oluyor biliyor. Gerçi kadın deyince toplumumuzda özellikle yakın geçmişi hatırlarsak çok fazla kadın şiddeti ya da mağdur olan pek çok kadın oldu. Ve bunların acı hikayelerini tıpkı bir film seyreder gibi televizyon ekranlarından ya da internetten izledik. Ama tabii ki kadın meclisi olarak bu sorunlara çare bulmak için siyaset üstü bir oluşuma kalkışmak da ayrı bir cesaret. Ben kutluyorum sizi bu cesaretinizden dolayı. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz 14 Ocak 2017'den bu yana görevdesiniz. Ve sizin görev süreniz ekibinizle birlikte 2020 yılının Ocak ayında sona eriyor. Evet. Bu uzun bir süre, yani 2017'den 2020'ye kadar neler yaptınız efendim? Hangi etkinliklere imza attınız? Hangi hayatları değiştirdiniz? Bize yine ilk nasip oldu diyeceğim. 14 Ocak 2017 yılında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 3 dönem boyunca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Montanya'da büyük bir organizasyonla etkinlik olarak anmak bize nasip oldu. 3 dönem sürekli kadın meclisi olarak biz bunu başardık. Bu konuda Montanya sahibi Sayın Akın Eskin kardeşim bize sponsor oldu. Her zaman kapılarını açtı. En büyük destekçimiz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. 3 yıl boyunca yaptığımız 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 3 ayrı kategoride, 3 ayrı konsepte yaptık biz bunları. İlk dönem kadınlara, işçi kadınlara yönelik kadınların hakları, kadınların yasal hakları, bunları konuştuk. Avukat konuşmacılar geldi. Güzel sanatlardan, tiyatro grubundan gençlerimiz yine kadınlarla ilgili skeçler yaptı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü organizasyonu 3 dönem boyunca yaptık. Ve biz bir ilki başardık yine. Bütün siyasi parti, ilçe yönetimleri, kadın kolları hepsi birlikte olmak üzere bize davetimize geldiler. Biz o salonu 300-350 kişiyle doldurduk. Kadınlarımıza hediyeler sunduk. Bu da bizim için büyük bir başarı oldu yani.
Yine bir konsept yaptık. Mudanya'da emeği geçmiş emekçi kadınlar, esnaf kadınlarımızı ağırladık 8 Mart günü. Onlara plaketler sunduk, hediyeler verdik. Son yine bizim kadın meclisinde yönetim kurulu arkadaşlarımız birer proje sorumlusu. Bu kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki proje sorumlumuz Gülay Atabek Kırtepe arkadaşımız avukat getirdi. Yine kadının hukuksal hakları, kadın şiddet gördüğünde nerelere başvurması gerekiyor, neler yapması gerekiyor. Bununla ilgili konuşmalar yaptık. Yine tiyatro gösterileri oldu. 8 Mart'ı çok güzel tamamladığımıza inanıyorum. Bu yıl da bize nasip oldu. Artık bundan sonra kime nasip olur onu bilemiyorum. Meme kanseri ve otizme farkındalık günlerinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde onkolog doktorlarımız ve diyetisyen doktorlarımızla birlikte meme kanseri farkındalık panelleri düzenledik. Bursa Otizm Derneği'nin başkanı Emel Kamberoğlu bize ziyaretimize geldi. Kadın meclisimizin adını duymuş. Mudanya'da yine bir farkındalık yaratmak istedi. Mudanya'daki kadın dernekleriyle iletişime geçtik. Onların destekleriyle Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yine bir otizme farkındalık paneli verdik. Burada Şenay Akça Şahin Otizm Derneği kurucularından bizi bilgilendirdi slide gösterileriyle. Bunun dışında Songül Yakut jandarma yüzbaşımız şehit. Onun evet. adının verilmesi için yine bütün Mudanya'daki kadın dernekleriyle bir imza kampanyası başlattık. Mudanya Belediyesi meclisine sunduk. Güzelyalı'da 7. caddeye onun adı verildi. Bizim meclis önergemiz sayesinde oy birliğiyle kabul edildi. Buradan yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bence bizim yaptığımız gene en büyük atılım 40 yaş üstü kadınlarımıza proje sorumlusu Aygülçi arkadaşımızın önderliğinde halk eğitim destekli kadın meclisi olarak bir kurs açtık, tiyatro kursu. 40 yaş üzeri kadınlarımız burada tiyatro kursu aldılar. 8 ay boyunca eğitim gördüler. Özlem Kurt eğitmenleri ve tiyatro yönetmeni. Burada biraz mütevazi olamayacağım. Kendileri kızım olurdu. Kızım yetiştirdi onları, çalıştırdı. Ve çok büyük bir başarı elde ettiler. Evet, uzunca bir süre emek verdiğini biliyoruz. Takip evet. ettik sizin haberlerinizde. 8 ay boyunca. Evet. Evet. Ve mekan bulamadık. İkbal Bütür Çilingiroğlu'nun salonunda çoğu çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca emniyetin karşısında belediyemize ait olan yerler var. Oralarda belirli gecelerde gece ve gündüz çalıştılar. Dekorlarını kendileri yaptılar eşleriyle birlikte, kostümlerini kendileri hazırladılar ve 5 Mayıs akşamı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde büyük bir çoğunlukla Makbet abla oyunlarını sergilediler. Bir kez daha yapmak istediler fakat kısmet olmadı. Yani çok da güzeldi. O kadınların, o yüce yürekli kadınların yani yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Aygül arkadaşımın da emeklerine sağlık. Onun sayesinde bu proje gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizde tabii meclis grupları olduğu için proje sorumlumuz Nurten Çıkıkçı ablamız, sağlık ve çevre grubu sorumlusu. Mütareke İlköğretim Okulu ve Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerine ağaç dikimi için onlara bir eğitim verdik önce. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir orman mühendisi arkadaşımız ağaç dikimi ve ağacı koruma, ağacı ormanları nasıl koruyabiliriz diye önce bir eğitim verdik. Sonra onlara birer fidan dağıttık. 3 ay boyunca evlerinde bu fidanları baktılar. Mart sonunda Hasköy'deki ormanlık alana 200 fidanı kendi isimleriyle birlikte dikimini sağladık. Bu da büyük bir etkinlikle ve başarıydı. O çocukların o günkü ağaçları diktikleri mutlulukları yani görmeye değerdi. Mutlaka hem bir farkındalığa kavuşmuşlar kesinlikle. Hem de emek vermenin ne demek olduğunu anlamışlar. Evet, 3 ay baktılar çünkü. Evet. Onları suladılar. Hiçbiri de bozulmadan 3 ay sonra kendi elleriyle onları dikimini sağladık. Ne güzel. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi salonunda Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bize göndermiş olduğu bir psikolog eşliğinde ve aile danışmanı uzman Hakkı Güleç Beyefendi ile birlikte madde bağımlısı gençlerimizin
bu alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir? Ama bunları biz ailelere bilgilendirmek istedik. Anne babaları davet ettik. Emniyetle işbirliği yaparak kaymakamlığımızla birlikte bunlara madde bağımlılarının ailelerinin nasıl davranması gerektiğini, çoğu aile çocuklarının kullandığı madde zararlı alışkanlıkları bildiği halde bunları paylaşmak istemiyor. Tedavi ettirmek istemiyor. Bir yerde saklıyorlar, utanıyorlar, üzülüyorlar, sıkılıyorlar. Bunları bilinçlendirmek adına yine bir panel düzenledik. O da başarıyla geçti. Tekrar Mütareke İlköğretim Okulu ve Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu öğrencilerine Zafer Sayar proje sorumlusu arkadaşımızın yapmış olduğu kermes geliri sonucu burs, 4 öğrenci burs, nakit burs bulunduk, yani yardımda bulunduk. Tekrar Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu özel alt eğitim sınıfı rehberlik öğrencilerine ihtiyaç malzemelerini, kırtasiye malzemelerini okul yönetimiyle birlikte temin ettik ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Bunlar tabii bizim için güzel şeyler, büyük mutlu edici şeyler. Geçen Ramazan ayında yine biz şimdi az önce kadın şiddetinden bahsettik ya, bizim tanımadığımız, yani Adana'dan, Muş'tan, Van'dan gelmiş olan kadınlarımız bizi buldular. Çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evlerinde kalmışlar, fakat kadın sığınma evlerinden onları buralara yönlendirmişler. Kimliklerini tabii kimse bilmiyor, çocukları var. Bize sığındılar, bizden yardım taleplerinde bulundular. Biz onların evleri için eşya temin ettik, gıda yardımında bulunduk. 17 aileye Ramazan ayı boyunca yaptığımız kermes geliriyle, yani etinden, sütünden, aklınıza ne gelirse öyle kuru bakliyat veriliyor ya Ramazanlarda. Evet. Onun dışında çocukların çikolatasına, bayram şekerine kadar her şeylerini 17 koli ellerimizle götürüp teslim ettik. Ve o kadınlar bizden şimdi hala yardım bekliyorlar. Sürekli bizi arıyorlar. Yine okullar açıldıktan sonra Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu'nu sürekli söylüyorum. Çünkü gelir düzeyi en düşük okulumuz Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu'ndaki veliler ve öğrenciler. Maalesef. Onlardan 4 öğrencimizi tepeden tırnağa giydirdik. Yine bağışçılarımız sayesinde. Ama bu arada Şükrü Çavuş İlkokulu'nda okuyup da çok güzel yerlere gelen, evet, vatanımıza enfes hizmetler veren bir sürü insanımız var, da var. Var tabii, evet, ki. Yani onların hepsini saygıyla anıyorum, minnetle anıyorum. Ben de oradan ilkokulu okudum. Eşim, çocuklarım, biz hepimiz aile boyu. Benim de ilkokulum. Evet. Hala ayakta durabiliyor. Evet. Hala eğitim veriyor ama yine de seviye oranı çok düşük, aileler var orada. Mutlaka. Belki ama buradan hani, bir teşekkür de oranın fedakar öğretmenlerine. Kesinlikle. Hepsi bize fedakar. Her türlü etkinliğimizde işte bize destek verdiler. Evet. Bizimle birlikte oldular. Okul müdürleri, öğretmenlerimiz, çalışanları, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında bizim bir de atladığım bir nokta, 19 Şubat'ta biz göreve geldikten sonra bizim ilk etkinliğimiz AS TV'ye çıkmak oldu, canlı yayına. Serpil Aslantürk'ün programına katıldık. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Burcu Üzümcüler ve Dilek Üzümcüler'in konuğu olarak gitmiştik bir programlarına. Orada Serpil Aslantürk'le tanıştık. Bizim çalışmalarımızdan etkilendi ve bizi canlı yayına davet etti. Biz orada tekrar çıktık. Bütün yaptığımız, yapacağımız projelerimizi anlattık. Mudanya halkı da bilgilendi, Bursa da bilgilendi. Böylece daha geniş bir çevreye sesimizi duyurmuş olduk. Geçen yıl yılbaşı arifesinde 28 Aralık'ta Mudanya Giritli Elini Kafe sahibi Mehmet Bey'in sponsorluğunda Şükrü Çavuş İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencilerinden hayatında hiç yılbaşı kutlamamış, hani yeni yılın nasıl geldiğini ya da nasıl eğlenildiğini bilmeyen 12 çocuğumuzu tespit ettik okul müdürlüğünce. Onlara yılbaşı eğlencesi düzenledik, hediyeler verdik. O çocuklar o gün çok güzel, mutlu bir yılbaşı partisi geçirdiler. Çok mutlu oldular. Hediyelerini aldılar. Bu arada Giritli Elini sahibi Mehmet Bey onlara tekrar ayrıca bizim dışımızda hediyeler sundu. Yemeklerini hazırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Son bir kez Dünya Kız Çocukları Günü'nde
bir kız öğrencimizin üniversiteye hazırlık döneminde yardımcı olmak için, eğitim alabilmesi için ona bir burs verdik. Biz bu Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'nu oluşturduktan sonra, yine herhalde Mudanya'da bir ilk olmuştur diyorum, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Mudanya'nın önemli değerlerinden Esman Necdet Şen abimiz Müze Kafe'de her yıl annesinin anısına Anneler Günü kahvaltısı veriyor. Evet. Bizi de oraya davet etti. Biz de ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı annelerimizi Yardımsevenler Derneği'nin desteğiyle ortaklaşa belirledik annelerimizi, yaşlı annelerimizi. Orada 3 yıl boyunca yine Müze Kafe'de kahvaltı, Anneler Günü kahvaltısı verdik. Onlara hediyeler sunduk, konuşmalar yaptık. Çok mutlu oldular onlar da. Hiç Anneler Günü'nde kapılarının çalınmadığı insanlar da vardı orada. Çok anlamlı günler geçirdik yani 3 yıl boyunca. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Sponsorlarımız çok. Yani evet, ben bunları... oraya geleceğim. Hı-hı. Yani şimdi sayıyorsunuz bunları, tabii dile kolay. Kolay şimdi değil. Siz anlatıyorsunuz ama bu etkinlikleri toparlamak ve bu yardımları yapmak belli bir külfet ve emek ve organizasyon. Evet. Yani şiddet gören kadına, annelere, sanata, sağlığa, kültüre, çevreye, sosyal hayata, aileye, öğrencilere ve düşkünlere burada yaptığınız etkinliklerde dokunmuşsunuz. Mutlaka bir faydanız ama farkındalık olarak, ama nakdi olarak, yardım olarak dokunmuş. Bunları yaparken size destek olan, size yardım eden kurum, kişi ya da oluşumlar neler oldu? Yoksa sizler bunları tek başınıza mı, nasıl yaptınız yani? Tabii öncelikle bizim arkadaşlarımızla birlikte inanarak bu yola girdiğimiz için gönüllülük esasına dayalı bu işi yaptık. Hiçbir beklentimiz olmadan ve gittiğimiz her kapı bize açıldı. Dedim ya ilk başında, siyaset üstü bir kurum olduğumuzu kabul ettirdiğimiz için kime gittiysek asla geri çevrilmedik. Hatta bir virgül koyayım şurada. İnternette bir haber kadın platformu diye bir yerde Van'dan genç bir kadının feryatlarını ben kendim okudum, gördüm. 3 aylık bebeğiyle ortada kalmış. Bir de şöyle bir şey var Öner Bey. Boşanma aşamasında olan kadına devlet elini uzatamıyor. Oradan isyanını duydum ve ben Van Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne, hatta onun ikamet ettiği kaymakamlığa, muhtarlığa, hepsinin telefonlarına ulaştım. Bu kadının varlığının gerçek olup olmadığını, durumunun gerçekten mağdur olup olmadığını, hani teyit ettiniz. Evet, teyit ettim. Kendim bizzat aradım, teyit ettim ve Mudanya Kaymakamlığı'na gittim. Bu konuda tekrar onlardan yardım istedim. Fakat şöyle bir durumla karşılaştık. Boşanma süreci bitmeden acaba tekrar kocasına geri döner mi diye bu kadınlara devlet yeterli derece yardım etmiyor. Bunu da öğrenmiş olduk ki bu çok sıkıcı bir durum. Sonra buradan yine sponsorlarımızla 3 koli bebek maması, 3 koli bez ve kıyafet hazırlayıp arkadaşlarımıza PTT'den Van'a gönderdik. Ha bu bizim işimiz değildi. Sıkıntılı bir durum. Neden sıkıntılı bir durum? Evet. Çaresiz kalan bir insan şiddete geri dönmek zorunda kalabilir. Evet. Çocuğu için. Ama o çok şükür boşandı. Hatta ben onun takibini yaptım, sonra boşandı. Muhtarlık ona yine bir yerde iş buldu. Annesiyle birlikte oturuyor. Bebeği de şu an benim torunumla, tam 12 aylık. Yani biz Van'a bile el uzattık ki onun dualarını aldık. O konuda da hani çok mutluyuz bu konuda. Sponsorlar derken başta bizim tabii Kent Konseyi Başkanımız Soyer Başkan bizi hiçbir zaman, biz ona hiçbir zaman biz şunu yapabilir miyiz demedik. Biz şu etkinliği yapıyoruz, bilginiz olsun dedik. Sonuna kadar yanımızda oldu. Asla bize hiçbir konuda karşı çıkmadı. Esnaf Odası Başkanı Emir Ali Usta, evet. Eski ilçe başkanlarımızdan Rüştü Cozlan, Akın Eskin, asla onun değeri yani biçilemez. Dediğim gibi Müze Kafe sahibi Esma Necdet abimiz. Burada Giritya Derneği, Kadın Derneği ve Mudanya Yardımsevenler, Mudanya Şubesi doğru söyleyeyim. Yardımsevenler kadınlarımız bize çok destek oldular. Her türlü yardımda bulundular. Özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı
Sabahattin Atamer. Sabahattin Atamer, sevgili başkanımız. Onun da bize çok destekleri oldu. Esnaflarımızdan Kozan, Yıldırım ve Kasap Ali. Çok fazla Ramazan'da bize yardımları oldu. Bunları söylemeden edemeyeceğim. Mudanya Belediyesi bize Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni kullandığımız için, emniyetin karşısında yerini kullandığımız için tiyatro kursu döneminde katkıda bulundu. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de bizim bütün bu etkinliklerimizi, slide gösterilerimizi büyük bir başarıyla ve sabırla yapan Cihan Öztürk arkadaşımıza, yürütme kurulu arkadaşlarıma zaten çok teşekkür ediyorum. Birlikte yola çıktık. Birlikte inşallah ileriye dönük ne olur, zaman ne gösterir bilmiyorum. Ayrıca siyasi parti, ilçe yönetimleri ve kadın kolları bize gerçekten çok büyük yardımlarda, desteklerde bulundular. Her gittiğimizde bize kapılar açıldı sonuna kadar Öner Bey. Bu konuda hani vicdanımız da çok rahat. Hiç kimse bizi geri çevirmedi. Yalnız bir tek noktaya değinmek istiyorum. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bu Emine Bulut cinayeti. Emine Bulut cinayetinde 27 Ağustos'ta... Siz bir protesto etkinliği yapmıştınız bu kadın cinayetleri evet. sona ersin Hı-hı. diye ki bu arada da Emine Bulut'u da rahmetle analım. Evet, aynen. Evet, o etkinliğinizde. Ben bütün sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileriyle birebir görüştüm. Hepsi büyük destek verdiler. Ama o gün için şartlar belki el vermedi, büyük bir çoğunluk sağlayamadık. Fakat yine de bütün destek verenlere, kadın meclisi olarak onu da ilk biz yaptık. Burada siyasi partiler, kadın dernekleri bu Emine Bulut'u protesto etmek için bir etkinlik düzenleyebilirdi, yapabilirlerdi aslında. Ama o da bize nasip oldu. Onu da biz gerçekleştirdik ve kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin son bulmasını diliyorum. Yürekten diliyorum. Kadınların çok güzel yerlere gelmesi gerekiyor. Kadınlar siyasetin içinde olmalı. Kadınlar sosyal işlerin içinde olmalı. Yani kadının olmadığı hiçbir yerde bence hiç güzel bir şey olmaz. Hele bu ülkede olmaz. Çünkü hatırlarsanız Kurtuluş Savaşı'nda bebeğinin üstünü örtmek yerine Mehmetçiğe taşıdığı merminin üstünü örten... Evet. Annelerimizin sayesinde bu vatan kurtuldu. Bunu Aynen. hiçbir zaman için unutmamak lazım. Ben de size katılıyorum ve bu kadar etkinlikten sonra, bu kadar güzel olaya ekibinizle birlikte imza attıktan sonra sizin görev sürenizin sona ereceği 2020 yılının Ocak ayında tekrar göreve talip olacak mısınız? Onu şu an için zamana bırakıyoruz. Bir Ocak ayı gelsin. Ondan sonra bir düşünürüz. Şu an için o konuda pek net bir şey söylemek istemiyorum. Yani ne aday olurum ne aday olmam yani, demiyorsunuz. Orada bir açık kapı kalsın. Yaşayalım görelim. Yaşayalım, o gün gelsin görelim. O günün şartlarına göre değerlendiririz evet. diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, biz de hakkınızda esenlik verici olanı istiyoruz. Çünkü görüyoruz ki siz ve ekibiniz... Mudanyalı'ya dokunmuşsunuz. Mudanyalı'nın hayatında gerçekten ciddi değişikliklere sebep olacak güzel etkinliklere imza atmışsınız. Bu başarılı çalışmalarınızın Mudanya insanından kopmamasını ben şahsen dilerim. Ama bu kadın meclisi olarak olur ama başka bir yapıda olur. Tabii orasını en iyi bilecek olan sizsiniz. Peki Mudanya'daki kadınlara vermek istediğiniz mesajlarınızı da alalım. Ne demek istiyorum? Mudanya'da toplumsal hayata dokunmak isteyen kadınlara ama bugüne kadar bu fırsatı yakalayamamışlara ya da Mudanya'da kendi halinde yaşayıp da hiçbir şeyden haberi olmayıp normal sosyal hayatına devam eden ama şu anda bir vesileyle bizi izleme şansını yakalamış olan kadınlara ne gibi mesajlarınız olacak? İlçemizde yani ülkemizde de geçerli bu, ilçemizde de bütün kadınların birlik ve beraberlik içinde olmasını istiyorum. Kadın gücünü birlikte kurmalıyız. Kadınlar asla siyasete karışıp da yani ben hani şu partidenim, ben bu partidenim deyip de fikir birliği, fikir ayrışmasına girmesinler. Herkes aynı gönüllülük esasına dayalı olarak kadın gücünü toparlamalıyız. Mudanya'da kadın her zaman birlikte
yola çıkmalı. Her türlü etkinlikte birlikte olmalı. Yani ayrışmamalıyız. Biz bir bütün olmalıyız. Herkese örnek olmalıyız. Kadınlar toparlayıcı. Anne nasıl evde çoluğunu, çocuğunu, eşini her şeyi birlikte toparlayıp bir çatı altında tutabiliyorsa biz kadınlar olarak bunu ilçemizde de yapabiliriz. Asla ayrışmamıza müsaade etmemeliyiz. Birlikten kuvvet doğar diyoruz. Bizim sloganımız şu: el elden üstün değildir, el ele verince doğar üstünlük. Bu bizim kadın meclisimizin sloganı. Biz böyle yola çıktık. Sürekli kadın gücünden bahsediyoruz, kadın birliğinden bahsediyoruz. Kadınlar birlik içinde olmalı, asla ayrışmamalı. Evet, biz de vermiş olduğunuz bu güzel mesajlar için ve programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Umuyoruz ki Mudanya'nın sosyal hayatı, kadınıyla erkeğiyle Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yapıcı güzel çalışmalarından mahrum kalmaz. Teşekkür ediyorum, sağ olun.